İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Genel izleyici. Her şey 2 yıl önce Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başladı. Beyoğlu bir sanat galerisine dönüştürüldü. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bu yıl Nevşehir, Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere tam 11 şehre taşındı. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 5 Ağustos'ta Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali ile başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Nevşehir'de düzenlenecek festival, sergi, tiyatro, konser, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve atölyelerden oluşan 400'den fazla etkinliği sanatseverlerle ücretsiz olarak buluşturacak. Festival, amatör ve profesyonel fotoğrafçılardan oluşan yüzlerce fotoğraf severin katılımıyla gerçekleştirilecek fotomaraton, Paşa Bağları Vadisi'nde Şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın gala konseri, Avanos Amfiteatro açık hava sahnesinde Atatürk'ün sevdiği şarkılar konseri, birbirinden önemli tiyatro oyunları ve müzikalleri de sanatseverlerle buluşturacak. Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali kapsamında birçok farklı alanda başarılı sanatçıların sergileri de görülebilecek. Atatürk yoksa ben zaten yokum. Atatürk kırmızı çizgimiz değil, tek çizgimizdir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin ortak sevdası, minneti, şükrü Atatürk. Disney Plus'ın Ermeni lobilerinin baskısı sonucu Atatürk dizisini yayınlamama kararı ünlüler dünyasında da yankı buldu. Vatanın bağrına düşmandaymış hançerini. Bulunur elbet. Kurtaracak Bahtı Karamaderini. Platformun dizinin yalnızca Türk televizyonlarında ve sinemalarında gösterime gireceğini resmi olarak duyurması sonrası, ünlü isimler tepkilerini, aboneliklerini iptal ederek gösterdi. Mustafa Sandal, ben gereğini yapıp iptal ettim. Şimdi sıra sizde. Hatice Hanım başka ülkeye paylaşımını yaparken, iptal nedenine Atatürk yoksa ben zaten yokum notunu düştü. Demet Akalın tepkisini Atatürk kırmızı çizgimiz değil, tek çizgimizdir. Bu doğruysa hadi bay bay paylaşımıyla gösterdi. Platformun marka yüzlerinden oyuncu Eda Ece de Atatürk'e sahip çıkan ünlüler arasında yer aldı. Ece, hikayeler bölümünde paylaştığı Atatürk fotoğrafının altına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin ortak sevdası, minneti, şükrü Atatürk yazdı. Berk Oktay, her sabah gururla adını haykırarak and içen çocukların dimdik ayakta, rahat uyu atam. Norm Ender, zaten 20. yüzyılın dahisi Atatürk'ün yaptıklarını layığıyla aktaramayacaklardı paylaşımlarıyla tepkilerini gösteren ünlü isimler arasında yer aldı. Bilet fiyatları isyan ettirdi. Son albümüyle dünya turnesinde olan Beyoncé, hayranlarının tepkisiyle karşılaştı. Ünlü şarkıcının konser organizatörleri, gösterişli sahne şovunu görmeyen koltuklar için bilet başına 157 dolar talep edince eleştirilere maruz kaldı. Konser salonlarındaki sınırlı görüş biletleri genellikle görme engelliler için uygun fiyatlara satılıyor. Ancak Beyoncé'yi canlı izlemek için öyle bir talep var ki biletler 157 dolara, yaklaşık 4200 liraya alıcı buldu.
Hoşnutsuz bir hayrandı sana yaptığı açıklamada, konsere gitmenin tüm amacı onu bizzat görmek ve prodüksiyonun gösterisini izlemek. Bu çok saçma. Eğer konseri sadece dinlemek isteseydim, dışarıda otoparkta beklerdim ifadesini kullandı. Sanatçının konserini en iyi yerden izlemek isteyenlerse $400, yaklaşık 11 bin Türk lirasını gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Beyoncé, halen 7. stüdyo albümü Rönesans'ın 56 ayaktan oluşan turnesi kapsamında dünyayı dolaşıyor. Şu anda turnesinin Amerika ayağında olan şarkıcının Avustralya'da vereceği stadyum konserlerinin detaylarını yakında açıklaması bekleniyor. Organizatör John Zakaria, büyük stadyum şovları düzenlemenin büyük maliyetlerinin pop yıldızları ve hayranlarının arasına girdiğini söylüyor. 41 yaşındaki pop efsanesinin Rönesans gösterisi yaklaşık 2,5 saat sürüyor ve 6 perdeden oluşuyor. Konserde Beyoncé, Rönesans albümünün şarkılarını sırayla seslendiriyor ve aralara diskografisinden başka şarkılar serpiştiriyor. Gösteri, prodüksiyon değeri ve Beyoncé'nin vokal performansı başta olmak üzere eleştirmenlerden övgü almıştı. Pop yıldızı 28 Haziran'a kadar Avrupa'da turladıktan sonra 8 Temmuz'da Kanada'nın Toronto kentinde gerçekleştirdiği gösteriyle şovu Kuzey Amerika'ya taşımıştı. Beyoncé'yi izleyen sohbet programı efsanesi Oprah Winfrey, kısa süre önce konserin şimdiye kadar izlediği en iyilerden biri olduğunu itiraf etmişti. Winfrey, Temmuz'da Instagram'daki takipçilerine "Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım" demişti. Aktör ve yazarları buluşturan 63 yılın en büyük grevinde yeni bir gelişme yaşanıyor. Sinema ve televizyon yapımcıları birliğiyle Amerika Yazarlar Birliği'nin yeniden pazarlık masasına oturacağı belirtildi. Amerika Yazarlar Birliği, senaryo yazarlarına gönderdiği e-postada stüdyolar adına müzakere yürüten Carol Lombardi'nin Cuma günü müzakerelere devam etmek için bir toplantı talep ettiğini bildirdi. Bu görüşme, Mayıs ayı başında başlayan çıkmazdaki ilk hamleyi temsil ediyor. ...1960'dan bu yana ilk kez gerçekleşen Hollywood grevinde binlerce oyuncu ve yazar maaş artışı ve yapay zekaya karşı iş güvencesi istiyor. Hollywood'daki ilk büyük grev Tony Curtis'in başını çektiği sendikayla 1960 yılında yapılmış. Curtis çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda görüşmüştü. Hi Barbie. Hi Ken. Tüm dünyada sinema severlerin akın ettiği Barbie filminin gişe hasılatı daha şimdiden 1 milyar dolara yaklaştı. Ancak film sansür engelinden kaçamadı. Barbie'nin bölgenin en büyük pazarı olan Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Mısır gibi ülkelerde gösterilmeme ihtimali söz konusu. Müzik
Filmin Orta Doğu ülkelerinde vizyona girme tarihi 31 Ağustos olarak değiştirildi. I'm coming with you. Filmin geleneksel erkek otoritesine karşı büyük bir meydan okuma içermesi nedeniyle sansür engeline çarptığı söyleniyor. I'm too high to be having this conversation right now. Euphoria dizisiyle tanınan 25 yaşındaki oyuncu Angus Cloud'un beklenmedik ölümü dünyayı yasa boğdu. Sorry, I can't help. Fez, in the door, please. I'm not gonna help you kill yourself, Drew. Euphoria dizisinin başrolü Zendaya rol arkadaşına veda etti. Listen, Drew, you a drug addict. Oyuncu duygusal paylaşımında Angus'un sonsuz güzelliğini anlatmaya kelimeler yetmez. Onu bu hayatta tanıma, kardeşim deme, sıcak gözlerini görme, parlak gülümsemesini ve bulaşıcı gülüşünü görüp duyma şansım olduğu için çok minnettarım dedi. Look man, all I need is just like a few OCs. Sorry, I can't help. Fez. İlk filmi Spy Kids'de 2001'de 150 milyon dolar hasılat yapan serinin yeni filmi Spy Kids Armageddon'dan tanıtım videosu yayınlandı. Filmde yeni nesil casus çocuklar ebeveynlerini tehlikeli kötü adamlardan kurtarmak için gereken her şeye sahip olduklarını kanıtlayacak bir maceraya atılıyor. Zachary Levi ve Gina Rodriguez'in yeni kahramanların ebeveynlerini canlandırdığı film, Eylül'de dijital mecrada yayınlanacak. You're my favorite thing in the world now. Hey, freak. This is a close practice. The only person who gets to torture my brother is me. Wednesday, tarihin en pahalı dizilerinden biri olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ilk sezonuyla çok izlenen Addams ailesinin ruhsuz kızlarının dizisi Wednesday'in ikinci sezon pazarlıkları başladı. Başroldeki Jenna Ortega bölüm başına 1 milyon doları aşacak bir ücret artışı istiyor. Tim Burton yönetmen koltuğuna tekrar oturmak için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyuyor. Toplamda maliyet bölüm başına 20 milyon doları aşarsa Wednesday tarihteki en pahalı dizilerden biri olacak. I think I'm going to love it here. San Francisco. Unutulmaz şarkılarla uzun yıllara imzasını attı. Bir yanından milyonlarca insanın kalbine dokundu. 90'lı yaşlarına kadar şarkılar söyledi, konserler verdi. 3 Ağustos 1926'da İtalyan asıllı Amerikalı bir ailenin oğlu olarak New York'ta doğan Tony Bennett, 1951'de Because of You adlı ilk şarkısıyla zirveyle tanıştı. 1962'de yıllar içinde imza şarkısı olacak I Left My Heart in San Francisco'yu kaydetti. When I come home to you, San Francisco. Rock müziğin yükselişiyle geri çekilen Bennett, 80'lerin sonunda müziğe başarılı bir dönüş yaptı. Kariyerini 90'lar ve 2000'ler boyunca altın plak kazanan albümler, şarkılar ve canlı performanslarla sürdürdü. Altıda Elton John'dan Barbara Streisand'e sanatçı dostlarıyla düetler yaptığı albüm büyük ilgi gördü. Düetler albümü 2011'de Michael Bublé ve Lady Gaga gibi genç müzisyenlerle devam etti. Eylül 2014
2014'te Lady Gaga ile birlikte Cheek to Cheek adlı bir albüm çıkardı. Bu albümle birlikte Bennett, Billboard 200 listesinde bir numara olan en yaşlı sanatçı unvanını aldı. Kariyeri boyunca yaşam boyu başarı ödülü dahil 19 Grammy, 2 Emmy ödülü kazanan Bennett, dünya çapında 50 milyondan fazla albüm sattı. Amerika tarihinin en önemli anlarında sahnedeydi. Ülkesinin yaşayan tarihi oldu. Tony Bennett'in hikayesi aynı zamanda başarıya ulaşmış büyük Amerika hikayesiydi. Ama o geldiği yeri ve köklerini de hiç unutmadı. Hayatı boyunca insanların daha iyi bir dünyada, daha iyi şartlarda yaşaması için mücadele etti. Sosyal sorumluluk projelerine katıldı. Yakın dostu Frank Sinatra anısına New York'ta bir sanat okulu da açan Bennett, ayrıca resme de meraklıydı. Usta bir ressamdı. Felsefesini ve anılarını anlattığı kitaplarda yayınladı. Bennett, dünya müzik tarihinde cesaretin, özverinin ve tutkunun sembolü oldu. 96 yaşındaki sanatçıya 2016 yılında Alzheimer teşhisi konmuştu. Şarkıcı o dönem yaptığı Twitter paylaşımında "Hayat bir armağandır, Alzheimer olsa bile" diye yazmış, şarkılar söylemeye devam etmiş, hastalığı nedeniyle sahnelere veda etmişti. O hep buna inanmıştı. Ona göre hayat her şeye rağmen bir hediyeydi. Yes, I got you. Gece Gündüz'ü sundu.